Gelinler ukolar. Gelinler. Aynen videoya otur. Tamam. Sizler tabii ki. Gelinler. Değil mi? Gelinler. Gelinler. Bana yakınla, yakınla. Yordam bir adam. Marjo Yücüro Yunus'tan mı? Kim? Talip Umarca Yakupcan. Talip Umarca Yakupcan. Talip Umarca Yakupcan oğlu. Gelin bir köşe. Ay belki buyurtturayım. Huzur. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Korkunu da yaptırın bana. Bu videoyu da yaptırın. Hep? Uzun tanıştım. Tanıştım. Ben bir adam ya. Oğlu. Kim? İsmi şarifiz. İsmim Aybek, familim Ergaşev. Aybekcan Ergaşev. Gelinle mi köşemde? O, bize sağlık bu için geldi. Şurada mesela siz de bu sefer kip mamurlar hatırlar, tavşuk getirdi. Tavşuk şakıyor bu için, bu için. Bu tölenmedi. Ha, tölenmedi. Bu şengi mamurlar hatırlar, tavşuk getirdi. Ha, olayınlar, olayınlar. Ruhsat etseniz eğer, ruhsat verseniz, kırıp mamurlar tavşuk getirdi. Ha, mamurlar. Yendi bunda. Sizler, Menge halat kılmaksızlar. Yok yok, bize halat kılmaksızlar. Ben, zaten kılmayayım ben. Şimdi bana ayıtay, bana cemaatçilikte. Bu, bana azı kresiler, mal mülkünü alırsızlar, gel buluşu mümkünmez. Bizler kanunge itaat yetemez. 1986 yıl, bana şu oyunu kapiratif şekilde alıyorum ben. Yani, 12.484 sum tölengen. Yani özümüzde mablağımız gibi bana şu domdakileri kapiratif okulunu kılgın. Yendi. Bu 1986 yıl 12.484 sum bugün. Yendi bunu ipoteke kredit kılıp kılış için naklengen. Bugünkü nakbile. Bana ötke ilki nakbile naklengen de 600 mi 700 milyon sum çıktı değil mi bugünkü günde? Enflasyon neçi 100 bin 10 bar, neçi 110 bin bar var aşıp etti. Yendi devlet, ben düşünmeyeyim ben kanaka kanun, 1986 yılda 12.484 sum bugün bulsa, 2023 yılda değildik 700 milyon sum bugün. Yendi bu goyakimiz, daramat topganışımızda, daromad o'rtadagi bir daromad topganimizmi shuning uchun soliq solinganimiz. Uy nabiram Shahriyorning nomiga bu qanaqa dunyoda bormi shunaqa biror bir joyda qonun o'z uyingni bundan 38 yil ilgari olsangda 38 yilgidan ilgarigi narx bilan bugungi narx mos katta farqda endi 38 yıl ilgari 12.484 so'm bo'lgan. Endi 38 yildan keyin inflyatsiya bo'lgan, uylar narxi oshgan, bu 700 mi, 650 million mi narxlangan. Endi biz o'rtada daromad topayotganmiz. Shunday. Bemani, qonun dunyoning biror bir joyida bormi? Hukumat bu qanaqa? Bu sizlarda bir bormi, bir tuturuq bormi bu? Bir insof diyanet var mı? Bu kanakasıya. Bana kere yapsınlar, baskın kılı yapsınlar, uyudu ap çıkıp gitti yapsınlar. Bugün de bana ap çıkıp gitersinler. Ben işlerse demeyeyim ben. Eğer kollarından kese bana devar diyeyim. Kemirip ap gittimler. Bize kanunu kursa. Yok yani bana benim kanun da bu soğuk, bana soğuklarınızı cevap versen kadar nazire gel. Bu hazır ki soğuklar süt bile soğuk. Yok sizge ben gepere etkilerim yok. Yendi bu kanakasıya. Ha bu insaf diyanet var mı ahir? Baskın kılırsılar, uydu şilip getirsiler, uğrasılar, balalarımını sürdüresiler, tencere atı yetkizesiler, yeni süt kılırsılar, yeni bizge cerime solasılar. Uydu kriyuş maşinesi hemmesini okşak getirsiler. Mirze, bu hükümette bir insaf var mı yok? Bir vicdan var mı yok? Hazır kres. Halakıt kımayın. Kresiz ok getirsiler. Yendi. Kirin oturun. Kirin. Kirin. Gelin. Gelin oğlum. Gelin oğlum. Bana müsaade edin mi? İşliyor bu oğlum. Kavlasın ya. Ne işliyor? Başka burada sen burada. Oturun. İşliyor. Oturun. Oturun köşe. Oturun. Bir gün iki üç gün aldın Andijon'a. Varımsız. Ortak Mirze'ye. Bu şehirde ektiniz. Bukhara vilayeti, Ali Kogan Tuman Prokurori
para bilen kol getişti. 100,000 dediniz, dolar bilen dediniz. Elbette para olgen. Bir sen para alsayım, kanun bilen cezalanış gerek. Kanun kaldığı cevap veriş gerek. E o siz şey, o siz ne mi gel bana? Halka, sağlık dolayışılar gel, şu cümleden ben gel. Benim sağlık dolayışım ben. Bana 20 yıldan bir yol, birer bir süt kararlarını becerilmeydi, aklı hukumu talepleri becerilmeydi, menge yetkizilgen iş hakkı ve başkaları tölenmeydi, 8 yıldan beri pensiye verilmeydi. Boz üstüge, bana devlet mecburiyet ogen, vade bergen, laps kigen, biz Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kararını beceremiz de. Karar kabul kigen, bari şey yetkizilgen zararlar, iş hakkı kaplansın, şanı, kadir kımmatı, işçilik ağabeyi tiklensin degen hükümet becermeydi. Bu halkada kanunlar bu, bu halka hükümet takıldı. Bana siz aittiniz. Koca Bukhara vilayeti Kogan tumanı prokuroru yaptı. Siz özünüz şu. Siz özünüz de bana ama halkara ammayı akbaratı vasıtaları yazı yaptı, kança yazdı, İngiliz neşirleri yazdı, azadlık kursatı verdi. Bana halk, salıkçılar hesabıdan teşkil topken, devlet büyücüsü mablalar hesabıdan şekillenen tıklanış ve tarakkiyat cemgırmasının mablalarını bana Özbek Oman investisyon kampanyaları orkalı kiyozlu ülkeleri namadaki firmalarga kanşama neçi yüz milyonluk dolarlar ötkezilgen. Siz prezidentlik devrizde av atrabızdaki kiyovlarız, kiyovlarızdı, ülkelerizdi, ülkelerinin mablalarını bayılığı neçi mertege aşık gitti. Ne gel? Bu Bukhara, vilayeti Kogan tuman prokurorunu para olganligini 3 gün özünüz nazorat qilibsiz, rahbarlik qilibsiz aytganingizdek, mana aytayapsiz, indamanglar, indamanglar yana olaversin deb hatto mana o'rtadagi o'rtakashlar 10,000 dollar olganligini shu aytdingiz. Nega o'zingiz xalq mablag'larini, byudjet mablag'laridan shakllangan mablag'larni tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'larini O'zbek Omon kompaniyasi orqali mana ikkinchi kuyovizning ukasi nomida rasmiylashtirilgan firmalarga o'tkazilgan va boylik siz prezidentligingizni dastlabki vaqtlarda nechi marotabaga ortganligi haqida nega chiqib aytmaysiz? Pok bo'lsangiz, tozaman deb ayting chiqib xalqni oldiga. Bu sizlar qizda, sizning atrofingiz va atrofida kuyovlaringiz haqida bu boylik bilan bog'liq ommaviy axborot vositalari aytayotgan, shu jumladan xorijiy ommaviy axborot vositalari ozodlik aytayotgan bu qilmishlar agar yolg'on bo'lsa, tuhmat bo'lsa, tuhmatligini chiqib ayting xalqqa va ularni sudga bering. O'zingizni pok bo'lsangiz, poklikni isbotlang. Mana men doim qoningga bo'ysunaman. Men aytayapman, qo'llaringdan kelsa mayli devor deb olib ketinglar deyapman. Bu hisob diyonat bormi? Mana bizga mening shu tan jarohati yetkazmagan, sudlanmagan 3-4 yoshli nabiralarim qoldi. Undan boshqasini hammasini urdularing, kaltaklarlaring, tan jarohati yetkazdilaring, tanalarini urib sindirdilaring, tuhmat qilib qamab qo'yibsizlar. Bundan 30 yil olingan mol mulkimni ya hujum qilib, buni tartib olish bo'yicha bitta sud emas. Oltinsoy jinoyat ishlari bo'yicha Oltinsoy tuman sudiga berildi. Termiz tumanlararo ma'muriy sudiga, viloyat ma'muriy sudiga berildi Surxondaryo viloyat. Endi fuqarolik ishlari bo'yicha Denov tumanlararo sudiga berilgan bu qanaqasiga bor? Bu hukumatda bir vijdon, bir insof, diyonat bormi? Bu meniki meni solib qo'yib keldi. Qanaqasiga bu nabiramga? Bu o'z uyimiz bo'lsa, bir so'mga sotarmiz, 10 so'mga sotarmiz, 100 so'mga sotarmiz.
Bundan 38 yıl aldın. Oşa 12.484 min songa alingen bosa oradan 38 yıl ötkenden kiyin. Bana inflasyon, naknava, öyler, narkı neçü yüz mertege hoşken. Endi şunu biz daromad topa yaptı mı mani ne bira? Abi hükümetinin kabul kılayken karınları da bir insaf, diyanet, vicdan var mı? Karın dünyanın kayırı da var. Mayli mi lan? Of gidelim. Ne çiziye gelin? 5. 32. Aramad, yine ne gerek? Yine bana, üyden yine ne almak istedim? Alınlar, alınlar. Biz kanunlarına itaat edemiz. Lekin, Ortak Mirzayev, siz kanunlarına itaat ediniz mi özüz? Bana çıkın, ben yine kayıt edeyim. Bana, o şey Andijon'da, 2-3 gün ilgari cemaatçilik aldı da ayıttız. 3 gün Kogan Tuman prokurorunu para alışıge rehberlik boya kıpsız. İndemenler, indemenler deyip siz birinci gün sütten kaytmaydıken basını ücrettim. Ben şimdi düşündüm ki rehberlik kıpsız şu operasyon. Aho. 3 gün Bitte Tuman prokurorunun para alışını cereyanı hani 8 yıldan beri jurnalistler aldı da 3 saat intervye vermiş. Nega o'zingiz haqingizda atrofingizdagilar, kuyovlaringiz haqida, ularning boyligi haqida, necha karraga boyligi oshayotganligi haqida nega biror marta chiqib xalq oldida pok bo'lsangiz, pokman, ular tuhmatchi, mana ularni sudga berayman deyolmaysiz. Bizga qonunga itoat etadigan O'zbekiston vatandaşlarını kanuni hukukları, menfaatlerini kasamiyatıge sadık halde kapol etleydigen prezident gerek. Avala pak prezident gerek. Ben halkara ammaya akbarat vasıtalarını yapın eğitim. Kogan Tuman prokurorunu 100 bin dolar para algerliğini bana halka ITFs. Ne gibi siz hakkınızda, atrobiz hakkınızda? Hud düşündüğü halk aldı da çıkıp etmeyiz. 4 yıldan beri biz bir partiye tüzeğimiz dedik. Tenimsiz kılınmegen, kılmışlar, tübellikler, cirkençli aletler kalmadı. Bu kadar kasır ya bu ahı. Bu Özbekistan birer birer kişini gel, ota meyre sütütmez ki bu. Bizim sizde hukuka yegemiz. Ne gemene? Aytasız ve derizge lafzizde turmayısız. Memleketin işkerisinden çıksın muhalefet dediz. Şu yurda nanını, suğunu içip, halk bilen birge yaşayan, yakşı, yaman günlerini birge bu günlerden çıksın dedi. Biz sizde bu yapızge, vedezge, lafsizge iş olup biz. 4 yıldan beri ne görmegen günler başımızga düşmedi. Hatta ailem terkibiden bana ayolum baskınlar tüfeğiyle balalarını keltekleşip durup azablanıp bu dünyanı terk etti. Hayende kaçınca çıkıp vede veresiz hakimlerine hal sayılaydı deyip kaçan etkendiniz. Kanı geplerizde. Turuşuz. Ben eğitimim, ben eğer ben bir arzuyla kanun gel. İtaat etme etkin bulsak. Ben eğitimim. Siz itaat etin de. Ben emin Birleşken Milletler Teşkilatı sek rehberiyeti mandat bergen maruzatçıları sizge 8 varatın ibaret hat yubardı. Bizge nispeten bana sadır etilgen kılmışlar boyunca ayıblavlarını kursatıp yubardı ve 60 gün içinde cevap verinler dedi. Ne gibi hükümet cevap verilmedi? Sizin namızı kegen edeyim. Birleşken Milletler Teşkilatı halkara kanunlar gibi ne anıdır? Bu fikirlerine yakın yukulasasını kegen yok hazır. Hop,
Ben, bana 14 varadan ibaret barcha dalillerini, hujjatlarini ilova qilgan holda yubordim. 2024 yil 4 yanvar kuni, 8 yanvar kuni oldi. Shuni nusxasini, rus tilidagi nusxasini sizga taqdim etdim. Ijtimoiy tarmoqdan chiqib aytdim, agar hurmatli Shavkat Miromonovich dedim, agar bizga nisbatan insofli va beg'araz bo'lsangiz, ikki narsani so'rayman dedim. Birinchidan, mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti sizga yuborgan 8 varaqli o'sha maktub bo'yicha bizga nisbatan sodir etilgan qilmishlar bo'yicha, qatta aytilayotgan ayblovlar bo'yicha fikringizni chiqib jamoatchilikka bildiring dedi. İkinciden aytdim, mana men Birleşken Milletler Tashkilatı'ya yana 14 varaqdan ibaret qo'shimcha dalil ma'lumotlarini yozgan holda, hujjatlarini ilova qilgan holda yuborayapman dedim. Shuni nusxasini sizga ham yuborayapman dedim. Agar bizga nisbatan insofli va beg'araz bo'lsangiz, men yuborayotgan, yuborgan va sizga ham taqdim etayotgan 14 varaqli murojaat BMTga, ya'ni petitsiya bo'yicha fikringizni chiqib jamoatchilikka ayting, biz nohaq bo'lsak, nopok bo'lsak, bu nopok, nohaq deb aytinglar dedi. Biz haq bo'lsak yo'l beringlar da, bizga qancha bu butun boshli bir hukumatni bitta partiya tuzaman deyuvchilarga va partiyani lideri uning oilasiga qilib kelayotgan qilmishi. Endi bu, buni jamoatchilik o'zi baho beradi. Siz prezidentsiz. Men aytdim, hamma qilmishlarning ortida sizning o'zingiz turibsiz dedim. Va birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan, beshinchidan, oltinchidan deb dalillarni keltirdim. Agar turmagan bo'lsangiz, mana shu bolalarimni urib tan jarohati yetkazgan, tushsiz qilgan, tirnoqlarini qo'porib olgan, sud qilgan, uyimizga bosqin qilgan, uyimizni ichida kelib farzandlarimni urgan ichki ishlar xodimlarini, hukumatni, mahalliy organni darajasidagi rahbarlarini, topshiriq berayotganlarni hammasiga qonuniy chora ko'rish haqida topshiriq bering. Men xalq oldida chiqib sizdan kechirim so'rayman. Haqiqatdan ortida turmagan ekansiz. Uzr. Hurmatli Shavkat Miromonovich deyman dedim. Nega qilmadingiz? Mana 14 varaqli xatni Oliy sudga yuborilibdi. Ha, Oliy sud nima qiladi? Oliy sudda axir huquq targ'ibot organlarini qilgan bizga nisbatan qilmishlarini, hatto olatimizgacha burab tortganlarini Oliy sud tekshirish vakolatiga ega emas-ku. Buni prokuratura, bosh prokuratura ko'rib chiqish kerak edi. Qonunlarni hamma joyda bir xilda bajarilishi va amal qilinishini nazorat qiluvchi prokuratura ko'rib chiqish kerak edi. Oliy sud nimani ko'radi? Oliy sudda bunday vakolat yo'qmi? Mana sizga biz nechinchi marta murojaat qilganda ham, yozma va ijtimoiy tarmoqdan aytganda ham mana natija. Shavkat Miromonovich, mana men majburiy ijro byurosi necha kelsa uyimga, necha bosqin qilishadi bular. İçkariga kirib bolalarimni urib tuhmat qilishadi, olib ketishadi. To'g'ri, bular sud qarorlarini bajaryapmiz deydi. Lekin qaysi davlatda borki odamning uyiga bir partiya tuzib, men deganning uyiga prezident administratsiyasi, prokuraturasi, DXQSi, militsiyasi formada mahalla komitesi, onun reisleri baskın kılgenliği kayırdı bu. O baskın hem kıldı. Şimdi yenemeni, uyumge hemen, uyumge baskın kılıp, yenemenge tuhmat kılıp, bu adam, içtimai tarmağda korsatı, bizi abrızlandırdı. Şu hükümette abri var mı? Abri. Görüp durup manku.
Albatta qonunlarda qat'iy amal qiladigan namuna bo'ladigan xalqqa, xalqni o'sha erki farovonligi yo'lida yirik strategik vazifelerini aldıkça koyup bunu beceretirken hükümetini biz hürmet kılışımız gerek. Lekin ma bu korrupsiyaga botgan hükümetini kanakasıga biz hürmet kılışımız. Bana şu işlerin hepsi partiye tuz bana benim üyümde hatta turup bana mümkün bu niye mop getirken bir siyasaya kadar bana bana 39. madde. Özellikle siz paraları bana siyasi partiyelerine ve birleşlerine uyuşuş ammavi hareketlerde iştirak yetiş hukuklarına ilgilerdirler de koyun. Ne gel? Bizim kendi şey hukukumuzu, sizin başçınızdaki hükümet, küçüklükler, tüzülmeler vermedi ve toptadı. Hakkılarımızı topta sevmeyle. Hani? Ha bu prokuratura organlar ben daim aytam. Bular bu kararlarının Özbekistan vatandaşlarının hak hukuklarını kanuni menfaatlerini himaye kılıcı organlarımız. Bular tohmatçı napak yolg'onchi organlar. Prokuratura rahbarligidagi men shunaqa. DQQsi ham shunaqa. To'g'rimi? Yolg'onchi nopok idoralardir. Menga dalil izlash mumkin. Dalilim 14 ta sudning. Mana oxir hukmi oqlov hukmini tasdiqlagan ajrimlar. Dalilim Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarori. Yana qanaqa? Menga prokuratura tuhmat qilgan, DQQning eng yuqori rahbarlari taqdimnomalar kiritgan. Ha demak, 14 ta sudning oqlov hukmini tasdiqlagan ajrimlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarorlari bu prokuratura DQQni nopok, tuhmatchi, yolg'onchi halka azap verip geliyordukken, hak hukuklarını paymal kılıp geliyordukken, organlarda. Ve bunlar hürmetke layık emez. Ama hürmetke layık olsa üyümge, hatta üyelmesin, milise formaları da baskın kıladım. Ah, hop, bana olayın sizler şuna da bir üsüller bilen beni sindiremen, egemen deysiler mi? Üstümden külesiler mi? Beni üstümden huda külmegen olsun, ailem üstüler. Ama kıyınçiliklerini, ama azablarını rektip geliyemiz. Mirzeyev, sizin en farzantlarınız var. İki kız bir oğluz var. Benim farzantlarımla farklı, sizin farzantlarınız devletinin en yukarı mensepleri de oturup. Şu cümleden küyevleriz hem. Berçe karımdaş urgularız. Nepotizm ne? Şu ne kadar çukurlaştırıvergen siz ki? Bir or bir sokada, hemme sokada nazarat kılış. Tevazide turuşuna aynen berçe karımdaşlarız. Kudaz, emdeyiz, ciyeniz, kızız, küyeviz. Hemesine birip koyuyoruz. Goya ki Özbekistan sizge ota miras mülkdey hareket kılıyız. Benim fikrim şuna kadar. Bana halkara ammaya akbaratı vasıtları bu soha diyen birdi. Nege bir amarda çıkıp fikrinizde ait olmadınız. Ait olmayın size. Ben şu vücuttan şekillenen tiklenmiş tarakya cemgarmasının mablaklarını Özbek Oman investisyon kampanyaları orkali ikinci küyavuzunun ukasının namıga resmileşken firmalarga utkazım. Neçi muharata bakın, neçi yüz milyonla
dollarlar o'tkazilgan. A xalq emin erkin o'sha xalqaro miqyosdagi foizlar darajasida hatto kredit ham ololmaydi. Xuddi shunday mamlakatni barcha nazorat qiluvchi tepasida turganlarni hammasini tamojindan tortib ichki ishlar, DXX va boshqa barcha sohalarni aynan qarindosh urug'iga, qudas, andaz, jiyaniz, xolavachchiz, qiziz, kuyovlariz ga topshirib qo'yibsiz. Berib qo'yibsiz. Siz 8 yil davomida mamlakatni kelajagi istiqboli taraqqiyot yo'lida birorta mening shaxsiy fikrim mamlakatni tub oldinga qarab intildatgan siljitgan birorta g'oya bermadingiz. 8 yil davomida. A bundan keyin ham bera olmaysiz. Xalq qashshoqlashib mamlakat cho'kib boraveradi. Sizning davringiz. Ben yana aytaman. Barcha pastkash tuban usullarni qo'llab kelyapsizlar. Kamida 4 yildan buyon. 20 yildan buyon men bilan hukumat uning organlari, DXX'si, prokuraturasi, sudlari, militsiyasi hammasi 20 yildan buyon menga qarshi kurashadi. Ha, uyalinglar. 20 yildan buyon Xudo menga mehribonlik qilib, mana turib gapirayapman. Yo'q, to'xtatmaysizlar. Mana endi qarang, sizga xat yuborgandan keyin nima qilyapsizlar? Menga mulkimni uzil kesin tartib olish uchun Surxondaryodagi Denov tumanlar aro, ya'ni fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga da'vo kiritayapsizlarki, kecha sud, u sudmasin. Bugun majburiy ijroni yuborayapsizlar. Hali aminmanki, organni ham yuborasizlar. Bir chaqirib qotib qilasizlar, aboy. Bitta odam bilan bir mamlakatning prezidenti va uning atrofidagilari, militsiyasi, DXX'si, prokuraturasi, sudlari, majburiy ijro byurosi bitta odamga qarshi shuncha yildan buyon qarshi. Men shuncha tuban pastkashlik, g'ayriqonunlikni shunday qilmishlarni sodir qilib kelishdan nima uyalmaysizlarmi? Qanaqa? Bu qanaqa holat? Mana olib ketsin. O'sha Toshkent hali qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, ya'ni irrigatsiya deyiladigan institutdan faoliyatingizni boshlagansiz. O'sha yerda komsomol boshlig'i, partkom bo'lgansiz. Pedagogik faoliyati bilan shug'ullanganmisiz, yo'qmisiz bilmayman, fan nomzodisiz. Men fan doktoriman, professorman. Mana shu dissertatsiyalarimni qoq markazlarda turib dunyo oldida himoya qilganman. Mana men aspirantlik uyimda turaman. Mana shu aspirantlik uyimdagi mana so'nggi stollarni ham mana olib ketar ekan. Olib ketsin, olib boringlar. Qayerda yana devori bo'lsa, devorini ham olinglar. A jamoatchilikka aytmoqchiman, xalqqa. Hayot kundan kunga og'irlashib boryapti, hammasi ko'rib turibsiz. Bu huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xalqqa nisbatan jabr zulmini ko'rib turibsizlar. Hatto mana soliq hech bir mamlakat tarixida bo'lmagan holatlar sodir bo'lyapti, soliq yig'ishga maktab o'qituvchilari yu mahallayi xotin-qizlari hammasini chiqarishibdi. Bu nimani bildiradi? Bu mamlakat og'ir ahvolga kelganligi. Mirziyoyev davrida mamlakat yanada cho'kib boradi.
halk yine de kaşırlaşıp durur. Bu Mirziyoyev davrida halka emin erkin faaliyet kılışka imkan verilmeyiz deb söyleyeyim. Demek rivojlanış taraqqiyotmas orqaga ketish tezlashadi. Shuning uchun xalqning birdan bir qonuniy yagona yo'li birlashib partiya tuzishdir. Yoshi katta ota-onalarga aytmoqchiman. Yoshi katta ota-onalarga aytmoqchiman. Mana shu mamlakatni shu ahvolga kelib qolganligiga sizni yoshi kattalar aybdor. Mana qo'rqdi, birlashmadi. Ay endi bugungi kunda bolalaringizga ham xuddi o'zingiz yashab turgan hayotni tavsiya qilyapsiz. Aytayapsizki, aralashma, teg o'tir. Qamalib ketasan deyapsiz. A nega bolalaringa? Qo'rqmanglar. Qonuniy huquqlaringizni, manfaatlaringizni qattiq himoyat qilinglar, birlashinglar demaysizlar. Mana aytayman men yana. Mamlakatimizni hozir cho'kishdan qutqarish, mamlakatni xalqimizni qashshoqlikdan asrab qolish, bir erkka ega bo'lib bir yashash, bolalarimizga bir erkin bir jamiyat qoldirish uchun birlashib siyosiy partiyaga birlashib hozirgi avtoritar rejimni qonuniy asosda erkin saylovlar orqali o'zgartirish boshqa yo'limiz yo'q. Buni bilasizlar, shuning uchun bolalaringizga qo'rqma deysizlar. Teg o'tir. Aralashma. Qamalib ketasan degan fikrlarni bas qilasizlar. Qo'rqmanglar bolalarim. Birlashinglar. Qonuniy yo'l bilan erkimizni qo'lga olaylik, qaytarib olaylik, bu hukumatdan tortib olaylik deysizlar. Axir qayerda erkinlik bo'lsa, taraqqiyot bo'ladi. Erkinlik bo'lish uchun adolat bo'lish kerak. Mirziyoyevning o'zida adolat yo'q-ku. Qani undagi adolat? Adolat bo'lsa yana mana uning nomiga qarindosh urug'i, kuyovlari, qizlari, qarindosh urug'lariga dunyo jam ommaviy axborot vositalari qancha ma'lumotlarni tarqatayapti. Pok bo'lsa, toza odam bo'lsa chiqib javob bersin. O'shalar to'g'mat qilayotgan bo'lsa sudlarga bersin. Bo'lmasa bu qilmishlarni sodir etgan mana 10dan 1, 100dan 1ini sodir etgan Koreya prezidentlari hammasi turmada o'tiribdi. Demak, Mirziyoyev chiqib xalqqa izoh bermaydimi o'zini pokligini asoslay olmaydimi? Xalqaro ommaviy axborot vositalariga javob berilmaydimi? Sudga berilmaydimi? Mirziyoyevni o'rni demak qonun talabi bo'lish bo'lsa, qonun qolish bo'lsa turma bo'lish kerak. Va uning atrofidagi mol-mulkni ko'paytirganlarni ham bir necha yuz millionlab o'tkazishlar evaziga o'zlashtirib olgan mol-mulklarni ham kuyovimi, qarindosh urug'imi o'rni turma bo'lish kerak. Uning atrofidagilar ham shunaqa bo'lish kerak. Aks holda chiqsin. Bitta Kogan prokurorini haqida 100 ming dollari uning vositalari 10 ming dollar olganligini aytayapti. Nega o'zini aytmaydi? Yana aytaman, toza bo'lsa tozaligini mana marhamat. Marhamat olib ketsin. Yana nima olasizlar? Olinglar. Shuning uchun mana ko'rdilaring. Agar men ko'rlang biror marta bu nomardlar kecha meni denov fuqarolik ishlari bo'yicha sudga chiqarib bir chaqirdi qaror qabul qilyapti. Mening mulkim bo'yicha hujjatlar bekor qilish haqida. Bugun majburiy ijro byurosini ko'ryapti. Majburiy ijro byurosi men agar davlat oldida mening nabiram qonuniy asosda qarzdor bo'lsa mayli bu nomardlik bu. Mana mamlakatning prezidenti uning atrofidagilarning qanday darajada ekanligini mana shular orqali bilib olasizlar. Shu orqali men siyosiy faoliyatga kirishganimdan aslo afsus qilmayman. Oila a'zolarim, kichkina nabiralarim, ammo hozir kichkina nabiram bo'lganda edi bo'lsa-da, ular fikrida aytgan bo'lar edi. Bizning
biz şunday taqdir bilen yaratilganmiz. Şu taqdirge en so'nggi damimizga şey sodiq qolamiz. Bu mol mulkni, boylik mansabdan xalqimizning taqdirini üstün qo'yganmiz. Şu yo'lda hammasiga chidaymiz. Mana navbatdagi nima ishlar qilsa qilaversin, olmayapman ki. Shuning uchun bu gap bo'lishi mumkin emas. Meni sizlar ijro qilyapsizlar, kel bu yerga bor. Menda o'qing. Mani bu yollar bilen, bunday tüben paskeş yollar bilen, namartlık yolları bilen hiç kim sindiralmaydı biz. Bizge mal mülkten, mensepten halkımızın takdir üstün turadı. Avlatlarımızı, gelecek avlatlarımız. Elbette sizin ben bu prezellik davrunuzda 4 yıllık bana bizge kılını etken 4 yıldan bir an üzülüksüz hükümler kubanlıklar, cirkençli kılmışlarını hamasını halkımız görüp durur. Biz bunu aynen halkımızga görsetişmez. Bizim bunu tagini hamasi de siyasi faaliyet yaptı. Şunun için yine bir boraydım. Halkımızın birden bir yolu mamlakatimizni asrab qolish. Yo'li kelajak avlodlarimizga bir O'zbekistonni yaxli, tududi yaxlitligi oldida mustaqil, hatto monadagi suverenitetini ta'minlagan holda yetkazish uchun birdan bir qonuniy yo'limiz birlashish. Siyosiy partiyaga birlashish. Shuning uchun men murojaat qilaman. Mamlakatimizda 10 mingga yaqin mahallalar var. Hamma mahallalarda part mana shu vatanni sevuvchi, qo'rqmaydigan jasur o'g'il-qizlar yoshi kattalar partiyaning boshlang'ich bug'unlarini shakllantirish kerak. Biz e'lon qilamiz. Lekin barcha mahallalarda bir oyoqqa turinglar siyosiy. Birlashinglar o'sha mahallalarda partiyaning boshlanig'iç bug'unlarini tuzinglar. Bu bizning qonuniy huquqimiz. Bu siyosiy partiyalar tuzish, jamoat birlashmalarini tuzish bizning qonuniy konstitutsiyaviy huquqimiz. Bizni ikki marta tuzgan partiyani mana mamlakat ichkarisida yo'l bermay nima ishlarni qilib kelmayapti? Bugungacha odamlarni o'sha organlarga chaqirib yotibdi. Nimaga imzo beruvding? Qaysingning nima haqing bor, mali tilim aylanib ketmasin. Sen onu chaqirasan qonuniy huquqlarini. Kimsan o'zi senlar? Yerta hammang. Hamma qatari o'lasin. Men ham o'laman. Boshqalar ham, Mirziyoyev ham o'ladi. Va avlodlar hammasiga xulosa chiqaradi. Baho beradi, shu jumladan siyosiy baho beradi. Birlashish kerak. Birlashish ikki marta mana siyosiy partiya tuzdi. Mamlakatda ro'yxatga olinmadi. Agar organlar bu imzo berayotganlarga hujum qilib, ularni qo'rqitib, bosim qilib, bolalariga yomonlik qilishga o'tmaganda millionlab imzo berar edi. Men xalqimizni birlashishiga qat'iy ishonaman. Lekin bizning partiyani xalqaro miqyosda tan oldi va olayapti. Va tan oluvchi xalqaro tashkilotlar soni ko'payib boryapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining mana barcha hujjatlarida bizni tuzgan siyosiy partiya Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi alohida urg'u berilgan. Birlashgan Millatlar tashkilotida tan olinayapti. Mana Mirziyoyevga xat yozdi navbatdagi rezolyutsiyalarni qabul qiladi. Boshqa tashkilotlarda, xalqaro tashkilotlar, bular xalqaro qonunlar asosida ishlaydi. Xalqaro qonunlarga qo'shilgan davlatlar u qonunlarga itoat etish kerak, konstitutsiyadan ham ustun turadi. Lekin bu hukumat bergan va'dasiga Birlashgan Millatlar tashkiloti
oldu da, Avrupa'da Xavfsizlik ve Hamkorlik Teşkilatı oldu da, başka halkara teşkilatlar oldu da, olgan majburiyeti bergen vadesiga amal kılmay kılıyor. Elbette bunların hepsini hücretler asası da bahası buladı gelecek. De. Avletler elbette bahasını koyardı. Şunun için biz halkara mıkıyosunda ten alınan partiyamız. Lekin memleket içkerisi de Mirziyoyev rahbarlığındaki hükümet organlar teş tırnağı bilen karşı kreşmiyor. De senler. Gördün mü? Kudanın kudalığını, mehribanlığını. 20 yıldan bir an menge, menin ailemge. Hücum kılesen. Hücum kılegenlerinin minglebin ölüp gittin bu alamda. Canın ne alı? Mayla okularım. Rahmat. Ayol kişiler bu arada onlar hap getirdikler. Televizör, kriyuş maşinesi, mikrovalnoy, peç, şeyler de hap getirdi. Yeni bana yeni hap getirdi, bu ikinci televizör. Çan yetkişliğe mi aldıların mı? Aldık, aldık. Ha, rahmet. Biz şimdi, otobüslerden kogen. Kendi taneziniz bile üstü üstünle var. He. Bunu kazı maşinemiz yok. Maşinemiz bulgende onu hem katılıyor. Ha, maile maile maile. Onu hem alırlar. Devar, devar getirmişmişler mi? Yok, devar getirmeyiz. Devardan mı? Birinci likvid limonata borsası. Alınlar, makalınlar. Alınlar, bana baskışıma baskış. Mirziyoyev peşe sohbet verersinler. Yok, yok. Siz sıkkı karardın cüla kondur. Damlılığa. Domlaga neçi borsa bağrını açıp alın, merhamet alınlar diyebdi. Bize sizge hiç kanaka itirazımızdan başka nasıl yok. İcra hüccet bu içki olmaz, şunu bacarız. Başka mesele yok. Kildiler. Merhamet de kırıttın mı? Vallahi yok. Yendi kare. İlgeriye şünçelik kaskış güvenli kıldık değil mi? Bana milises kildilerin, bana sizler eğitin. Uydu içige. Bu uy egasining ruxsatsiz militsiyani kirishi mumkin emas. Ijrochilar kiradi. Uy egasi, bu ichki ishlar militsiya uy eshigi oldida qoladi. Agar ichkarida biror bir ijro harakatlariga to'siq bo'lsa, ijrochilar chaqiradi. Mana qonun bor. İçki işler bu işe hala kanun, yendi kırın. Şunlar bana birinci Mart'ta gelip, hatta bu şey yaptınız. Hop tükelerim, neyme kemçillik bu su, kelinleri yine veremiz. Hatlengen pilisi, kalitene kelin, soğuk oldu. Haa, kelinler, kelinler, daim kelinler bizi eşekimiz açıp, neyme, eğer devarını bozup, hop ketemiz desin. Ya, devarı biz bak. Devar dem, yok. Devarlı kanun bu işe kanun yol koymuyor. Yok, yok, kanun yol koymuyor. Kanun bu işe mümkün mü? Lekin bizde mümkün. Yok, yok, bize de yapmıyoruz. Menge nispeten mümkün. Buyurdu. Bizge nispeten fakat halkara kanun işleydi. Kanun kanma getirin. Ya, koysan ki. Kanma kanun. Koysan ki. Kanun sözü bozuyor. Bana Mirziyoyev çıkıp, bana elde aldığı min tozaman. Halkının boyluğu sohbundan kıyavumda ülkelerini boyutkenim boyutkenim yok de bana çıksın mert mert olsa bana çıkıp versin bop da aman bulunlar yakarınlar daim gelinler medeniyet bilen gelin medeniyet bilen getir ha menge bu tohumatçı namart milisanı bilen keselerin özlerin diyem işlerine halak ettiler hop olay hop olay. Aziz vatandaşlar, bana gördüleriz. Bana icraçılar geldi, merhamet alınlar, getirinler diyeyim ben. Elbette bu mal mülkünü peşana teribinen ağamız. Bu tengelep yığıp ağamız. Mirziyoyev de mensev vakaletinden faydalanıp bu büyücütten sağlıkçılar hesabıdan şekillenetigen, büyücüt mablağlarından şekillenen tikleniş ve terakki cemgarmasını, mablağlarını, Özbek Oman,
investisyon kampanyalar orqali özünün ikinci kuyovining ukasi nomida rasmiylashtirilgan firma korxonalarga o'tkazib qisqa vaqtda atrofidagilarni mol mulkini necha marotabaga boyitayotgani biz peshona teri bilan mana oddiy uydamiz mana so'nggi hatto chang yutqichlargacha mana yana olib ketyapti yana olib ketar bu hukumatning yuzi agar hammasi biror bir joyda biz qonunni buzib qonunga zid harakat qilayotgan bo'lsak unda biz afsus qilishimiz mumkin hozir biz afsus qilmaymiz mayli bitta hukumat bitta partiya tuzaman deb tashabbus bilan chiqqan lider va uning oila a'zolariga qilmagan qilmish qani mana mening nabiram mana shu nabiramni mana shu yerda urib tan jarohati yetkazib hushsiz holatga keltirib keyin yana olib borib sudladi mana Mirziyoyevni ham o'g'li bor xotini Ziroatda mana o'g'li bor qani mana shunga qilingan buni nima aybi bor mana shunga qilingan qilmishlarni yuzdan birini qani uning o'g'liga qilsinchi qanday bardosh beramiz yoki uning qizlari bor mani qizlarimni mana ko'rdilaringiz sudrab tirnoqlarini qo'porishdi urishdi qornini ezishdi yoki o'g'limni mana necha urib kaltakladi o'g'illarimni ba'zi tuhmat qilib turmaga tiqib qo'yishibdi bu tuhmat Mirziyoyevning siyosiy mahbusi o'g'li 5-4 yoshli nabiralarim qoldi faqat man hech kimni bunday bosim bunaqa tubanliklar meni cho'ktira olmaydi sindira olmaydi man buni aytayotganim xalqqa jamoatchilikka aytayotganim buning hammasini tagida siyosiy faoliyatimiz yotgani shu xalqning kelajagi taqdiri deb siyosiy maydonga chiqqanimiz partiya tuzganimiz tagida yotibdi shuning uchun men jamoatchilikka bo'layotgan voqealarni xabardor qilib qo'yibman agar shaxsiy hayoti bilan bog'liq bo'lganda edi man bunaqa ijtimoiy tarmoqlarda bunaqa holatlarni yoyib ko'rsatmagan bo'lardim endi bu sud zallarida bo'layotgan nopokliklarni nomardlik qonunlarni butunlay yakson qilishlarini ko'rsatishni imkoni yo'q sudlar go mani Termizga chaqiradi go Denovga chaqiradi go Oltinsoy tumaniga chaqiradi va mana shunaqa shuning uchun so'nggi damimgacha man shu elimning xalqimning millatimning taqdiri uchun kurashaman va mening atrofimdagilarim xuddi shunday kurashadi biz xalqimizning taqdiri deb chiqdik oxirigacha boramiz bizning partiyani xalqaro tashkilotlar dunyo jamoatchiligi tan olib bo'lgan lekin bu hukumat uning organlari manday qilmishlarni sodir etib kelyapti shuning uchun aziz vatandoshlar biz agar boshqa millat xalqlarday bir erkin farovon yashashni istasak bolalarimizning ertasidan xotirjam bo'lishini xohlasak ishonchli boshpanamiz bo'lishini qozonimiz doim qaynashini bolalarimizni egni doim but bo'lishini boshpanamiz bo'lishini xohlasak birlashishimiz kerak bu eng to'g'ri qonuniy yo'l bu siyosiy partiyaga birlashish biz 2 marta tuzdik davlat hukumat ro'yxatga olmadi lekin biz to'xtamasligimiz kerak qaytmasligimiz kerak biz kuchmiz oxir oqibatda bu 36 million xalq dunyoni o'zgartiradigan kuch bo'lib birlashishimiz kerak biz nafaqat mamlakatimizni o'zgartirishga hozirgi avtoritar rejimni qonuniy asosda erkin saylovlar yo'li bilan partiya tuzish orqali o'zgartirishga qodir xalq millatmiz shuni amalga oshirishimiz kerak shuning uchun o'sha barcha mahallalarda partiyaning boshlang'ich yacheykalarini bug'unlarini tuzilishi kerak biz e'lon qilganda hamma joydan partiyani siyezdini e'lon qilganimizda hamma joydan vakillar kelishi kerak biz tuzumimizni bir erkin farovon qonun oldida hamma barobar bo'ladigan xalqni haqini hech kim tuya qilolmaydigan xalqqa
daim isobat beradigan hukumatni saylaydigan mana shunday jamiyatni barpo etishimiz kerak. Biz katta kuchimiz. Biz g'olib bo'lamiz. Birlashishimiz kerak. O'zbekistonni obod qilamiz, rivojlantiramiz. Bolalarimizga, farzandlarimizga, avlodlarimizga kelajagidan, ertasidan xotirjam bo'ladigan, ular erkin, farovon yashaydigan, har tomonlama rivojlanadigan jamiyatni qoldiramiz inshaalloh.